Evet çocuklar, elektrik makinelerini anlattığım son videoya geldik. Bu videoda ben size elektrik makineleriyle ilgili diğer teknik detaylardan bahsedeceğim. Bu teknik bilgiler sizin bir motorun etiketini okurken oradaki verileri anlamlandırmanız için faydalı olacaktır. Bu videoyu izledikten sonra elektrik motorlarından etiketinin okunması diye bir videom var. O videoyu izlerseniz buradaki anlatmış olduğum şeyleri orada da pratik olarak görüp bilginiz pekişecektir. Önce işletme türleriyle başlayalım. İşletme türü dediğimiz şey elektrik motorunun çalışması, yol alması, çalışma süresi, durması, frenleme şekli gibi bazı bilgiler içerir. S1'den S10'a kadar gider. Bu benim için niye önemlidir? Şu nedenden dolayı önemlidir. Bir elektrik motoruna siz yol verdiğinizde hatırlayacak olursak 6 misli akımla devreye giriyordu. 8 misliyle giren devreye motorlar var. Aslında motorun yol almasında ilk kalkış anında çekmiş olduğu yüksek akımın anlamı motorda oluşan ısı demektir. Bir güç formülü vardı. P eşittir I kare R. Aslında bu bana ohmik dirençteki güç kaybını verir. Ne demek istiyorum? Buradaki güç kaybı ısıya dönüşen güç kaybıdır. Yani bir motor eğer 6 misliyle devreye giriyorsa 6 kere 6 I kare olduğu için 36 misli bir ısı oluşturur. Diğer bazı faktörler olmakla birlikte burada ısının akımın yaklaşık karesiyle arttığını bilmenizde fayda var. O nedenle motorun yol alması, çalışma süresi, ısıl dengeye oturması benim için önemlidir. Motor yolu aldı, 6 misliyle devreye girdi, ısınma oluştu. Bu ısınma belli bir yerden sonra motor soğuması ile bir dengeye oturur ve motorlar için ve diğer elektrikli cihazlar için ortam sıcaklığı 40 santigrat derece diye verilir. Bu ısıl denge 40 santigrat dereceye oturur ve bu şekilde motor çalışmasını sürdürür. Şimdi S1'den S10'a kadar giden çalışma sınıfı vardır. Bu çalışma sınıflarından birkaç tanesini size göstereceğim. Karşılaşma olasılığınız olan motor çalışma türleridir. Bunun haricindekiler burada var ama çok ekstrem durumlardır. Bunlarla fazla karşılaşmayacağınız için onları da merak eden arkadaşlar dokümandan okuyabilir veya herhangi bir elektrik motoru üreticisi şirketin web sayfasına girip kataloglarını indirdiğinde bu bilgileri de orada da bulabilir. S1 işletme türü sürekli çalışmadır. Burada motoru siz enerjisini verirsiniz, motor devreye girer ve uzun süreler çalışır. Bu grafikte güç dediğimiz yer motorun çalıştığı kısımdır. Koyu olarak gösterilen alan motorun çalışmasını gösterir bana. Aşağıdaki ise sıcaklık artışını gösterir. Motora burada enerjiyi vermişiz. Motorda ısı oluşmuş ve belli bir süre sonra dengeye oturmuş. Bu ısıl dengeyi motor 40 santigrat derece örneğin 40 santigrat derecede sürdürmüş. Buna örnek ne verebiliriz? Havalandırma bir fanını verebiliriz bir örnek. Örneğin bir alanı havalandırmak için bir fanınız var. Bu fan sabah geliyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Bu fan motoru 2-3 saat boyunca sürekli olarak çalışıyor. Bu S1 çalışma tipine, çalışma işletme türüne girer. S2 kısa süreli çalışmadır. Burada bakacak olursanız motoru çalıştırmışız. Motor bir miktar çalıştıktan sonra durdurmuşuz. Evet, sargıda sıcaklık artmış. Motor statöründe sıcaklık artmış. Daha sonra bu sıcaklık daha dengeye oturamadan ben motorun enerjisini kesmişim. Kestikten sonra motor soğuk durumuna doğru ısısını düşürmüş. Devam edelim. Mesela S3 kesik çalışma, periyodik çalışmadır bu. Burada motor kesintili olarak devreye girer. Ne demek istiyorum? Örneğin bir bant motoru belli bir süre çalışıyor. 10 dakika çalışıyor, 20 dakika çalışıyor. İşte 10 dakika duruyor, işte yarım saat çalışıyor, yarım saat duruyor veya işte 1 saat çalışıyor, yarım saat duruyor gibi kesintili olarak devreye girmesidir. Burada da durum şu. Motor devreye girdi, ısı artışı oldu. Motor durduktan sonra motor gövdesindeki ısı soğumaya, aşağı doğru ortam sıcaklığına doğru düştü. Daha sonra tekrar devreye girdi. Daha sonra tekrar motor durduğunda soğudu. Örneğin S4'ü de verelim. Yol vermeli kesik çalışmadır. Bu da örneğin asansör motorlarını gösterebiliriz. Yol alma akımlarını çekerler. Yol alma akımları sırasında ısı artışı olur. Daha sonra motorun normal çalışma gücüne düşer. Motor akımına düşer. Burada da bir miktar daha çalışmayı sürdürür. Isı belli bir dengeye oturur. Daha sonra motor durur ve motor gövde ısısı ortam sıcaklığına doğru aşağıya doğru düşer. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Örneğin S3 kesintili çalışacak bir yere ya da S4 örneğin yük altında çalışacak asansör motoru gibi bir yere çalışma ortamına veya çalışma şekline S1 motor kullanamaz ya da S2 motor kullanamaz. Eğer S1 motoru ya da S2 motorunu sık durup kalkan bir işletmede kullanmaya kalkarsanız bu sefer motor normalde burada uzun süreler soğumaya, enerji kesildiği için soğumaya bırakılıyor ya da işte motor çalıştıktan sonra
belli bir süre S1'de olduğu gibi ısıl dengeye oturuyor. Ama sık durup kalkan motorlarda her durup kalkış sırasındaki oluşan ekstra ısılar motor gövdesinde olacaktır. Ve eğer bu motor gövdesindeki ısıyı motor atamazsa duruş yaptığı anlarda tekrar yol alma sırasında oluşan ısı mevcut ısının üstüne eklenecektir. Bu da motor sargılarının hızlı bir şekilde ısınmasına ve bunun zamanla izolasyon bozmasına, motor sargılarının izolasyonunun bozmasına ve işletmede kısa ömürlü olmasına, yanmasına neden olacaktır. O nedenle işletme türünüz neyse, orada çalışacak motorun özelliği neyse, yol almalı mı, işte kısa süreli mi çalışacak, frenlemesi var mı yok mu, buna göre siz bir motor seçmeniz lazım. Dediğim gibi ilk 4 taneyi verdim. Diğerlerine siz kataloglardan ya da bu dokümanı indirdiğinizde bakabilirsiniz. Asenkron motorlarda yük durumuna göre verimde bir miktar değişme olur. Burada %50 yükte, %75, %100 ve %125, yani ekstra yük, nominalin üstüne çıkılmış, amma değerinin üstüne çıkılmış yüklerdeki motor verimlerini görüyorsunuz. Burada sizin görmediğiniz bir güç sütunu var ama aşağı doğru motor gücünün arttığını düşünebilirsiniz. Şimdi motor gücü küçükken tam yükte ya da yarım yükte olması durumunda verimde çok büyük değişiklik yok ama motor gücü büyüdükçe tam yükte ve yarım yükte veya daha düşük yüklerde verimde bir miktar düşme oluyor. Örneğin en alt üstüne bakacak olursanız %100'lük yükte verim %70 iken %50 yükte verim %66'ya düşüyor. Burada %4'lük bir verimli düşme var. Ya ne olacak canım, %4 çok önemli değil gibi bir şey aklınıza gelebilir ama endüstride kullandığımız motorların hemen hemen çoğu asenkron motordur ve enerji tüketimi, endüstrinin enerji tüketiminin %80'ini bu asenkron motorlar yapar. Eğer siz bir motorun verimini %1, %2 arttırırsanız size sağlayacağı tasarrufu düşünün. Şöyle bir şey söylenir, elektrik motorları %70'lik yük altında verim açısından ve biraz sonra göreceksiniz güç kat sayısı açısından çalıştırılmazlar. O nedenle motorla ilgili konstrüksiyon hesabı yapan arkadaşlar motor günün %70'in altına düşmemesine önem gösterirler, çaba sarf ederler. Güç katsayısı da değişir. Yandaki tablo, sağdaki tablo bana onu veriyor. Burada da dikkat edecek olursanız tam yükte, aşırı yükte ve yarım yükte kosinüs fiiller verilmektedir. Genel olarak şöyle söyleyebiliriz. Eğer motor daha düşük güçlerde veya daha düşük yüklerde çalıştırılırsa kosinüs fiisinde küçülme olur. Eğer motoru siz tam yükünde çalıştıracak olursanız kosinüs fi 1'e doğru büyür. Bu ne demek? Eğer motorları siz düşük güçlerde veya düşük yüklerde çalıştıracak olursanız işletmenizin kompansasyon panosu biraz daha fazla devreye girip çıkmak zorunda kalacaktır. Asenkron motorlarda rakım ve motor sıcaklığının gücü etkisi. Standart motorlar 40 santigrat derece ortam ısısında ve 100 metre rakım yüksekliğe göre imal edilmişlerdir. Bu değerleri aşan çalışma şartlarında motorun performansını etki edecektir. Etkileme oranı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 40 santigrat derecenin üzerinde ortam ısısının motor gücüne etkisi 1000 metreden düşük rakımlar için burada verilmiş. Burada ne demek istiyoruz? Motorun çıkacağı rakım, yükseklik deniz seviyesinden yukarı doğru gittikçe motoru daha düşük güçlerde çalıştırmamız gerekir. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni de şu. Bu motorlar hava soğumalı motorlar. Asenkron motorlar için ve diğer motorlar için düşünecek olursanız ekstra soğutma sistemleri olmayanlar için. Eğer hava yoğunluğu düşerse havanın motor üstünden almış olduğu ısı miktarı da düşecektir. Örneğin şunu diyebiliriz. 1000 rakım 1000 metreye kadar olan yerlerde çıkış gücünü %100 olarak düşündüğünüzde eğer rakımı siz 1500 metrenin üzerine çıkartırsanız örneğin motoru aldınız siz Ağrı'da çalıştırdınız veya ona benzer işte Hakkari gibi yüksek bölgelerde çalıştırdınız. Oradaki hava yoğunluğu daha düşük. Motoru %100 değil de %97'ye kadar yükleyebilirsiniz. Eğer motoru %97 yükün üstüne çıkartacak olursanız motor ısısında artış olacaktır. Ha, %97 ya da 4000 rakım olarak düşüneceksiniz. %80, 3,5. Hani çok büyük bir yüklenme değildir. Az önce dedim ya motorların %70'e kadar %70'in altına düşmemesi planlanır. O şekilde düşünülür. Hani zaten motorunuz sizin %100'de çalışmayacağı için bu rakımlarda normal seçtiğiniz motor sizi kurtaracaktır. Ama motorunuz kılı kılına, ucu ucuna bir yük altında çalışıyorsa örneğin rakım sizin 2000 metrenin üstüne çıktığınızda o motoru %94 yükünün üstüne yükleyemezsiniz. Yine ortam sıcaklığı da motor için önemlidir.
Ne demek istiyorum? Motorun 40 santigrat derece ortam sıcaklıkta çalıştığı düşünülerek imal yapılır. Hesaplar, kitaplar hep bunun üzerinedir. Ama sizin örneğin ortam sıcaklığınız 50 santigrat derece ise motorunuz siz en fazla %93'e kadar yükleyebilirsiniz. Demin de dediğim gibi zaten motorlar nominal yüklerinin daha altındaki yüklerde çalıştığı için belki pratikte bunun çok büyük bir anlamı yok ama teknik olarak böyle bir durum var. Ortam yük ısısı ve rakım motorların performansını etkiliyor. Bu tabloyu şöyle değerlendirmeyin. Yani ben ortam sıcaklığı 60 santigrat derece olan bir yerde motorumu çalıştırdığımda motorum %86.7'lik güç verecek değil. Motorunuz size yine %100'lük gücü verecektir. Ama sıkıntı şu, motorunuzda siz yüklemede %86.7'yi geçtiğiniz anda motor ısısı soğuma dengesinin üzerine çıkacağı için motorunuzda ekstra ısılar oluşacaktır. Bu da uzun vadede motor ömrünü kısaltacaktır. Burada bir toparlayacağız ve düzeltme katsayısından bahsedeceğim. Uzun yılların tecrübelerine ve gözlemlerine dayanarak ısınma ve izolasyon hakkında şu iki saptama yapılabilir. Motor yükündeki %4'lük artış ısıda %10'luk bir artışa neden olmaktadır. İzolasyon sınıfının kızgın noktasının %10 aşılması, izolasyon ömrünün %50 kısalması ile sonuçlanmaktadır. Motor soğutma vantilasyonu motor ortam sıcaklığının 40 derece olarak kabul edilip soğuma dengesi ona göre kurulmaktadır. 40 santigrat derecenin üzerindeki ısı motor ısısı üzerine ilave edilmelidir. Güçlü motorlar seçilmelidir. Benzer şekilde rakım arttıkça hava yoğunluğu düşecek ve sirküle olan hava miktarı azalacaktır. Yüksek rakımlı yerlerde motor daha düşük güçlerde çalıştırılmalı veya aynı yük için daha büyük güçlü motor seçilmelidir. Burada ortam sıcaklığına göre bir düzeltme katsayısı verilmiş. Rakıma göre de bir düzeltme katsayısı verilmiş. Ve örneğin 11 kW'lık bir motor 5 santigrat derece ortam sıcaklığı ve 2000 metre yükseklikte çalışacağında K1 K2 düzeltme katsayılarını alıyoruz. 45 derece için 0.95'i aldık. 2000 metre için de 0.94'ü aldık. Güçle çarptığımızda 9.82 kW gibi bir değer elde ediyoruz. Yani motorunuz 11 kW'lık motor bu ortam şartlarında en fazla 9.82 kW'a kadar yüklenmelidir. Bunun üstündeki değerler motor için uzun vadede sıkıntı yapacaktır. Elektrik makinelerinin yapım şekli bu IEC 34-7 değişmiş olabilir ama motorların yapımı inşaat tiplerinin ve kurma montaj düzenlemelerinin çeşitlerinin sınıflandırılması IEC 34-7 bölümünde yayınlanmıştır ve kolaylık açısından M olarak kısaltılmıştır. Bu norm değişmiştir ama bahsedilen konu çok fazla içerik değişmemiştir. Burada iki koddan bahsedilir. Bu motorun çalışacağı duruma göre, pozisyona göre ve motorun flanşlı, ayaklı, kapaklı olması durumuna göre yapı şeklini bana söyler. Kod 1, kod 2 genel bir kullanım. Kod 2 üzerinde çok fazla durmayacağım. Kod 1 üzerinde duracağım. Kod 1 yalnızca yan kapaklardan yataklanmış ve tek mil çıkıntılı motorları kapsamaktadır. B harfi yatay milli motorları ifade ederken V harfi düşey motorları simgelemek için kullanılır. Ne demek istiyorum? Burada B ve V'den sonra rakam var. Bunun işte ayaklı flanşlı olması, yatay durması gibi bazı işte montaj yerinin yataklamasının olmaması gibi bazı durumları açıklar. Örneklere geçtiğimizde daha iyi anlayacaksınız. Bunlar kod 1 ve kod 2'nin karşılaştırılması. Gelelim örneklere. Burada ne demiştik? B yatayda çalışan ve dikeyde çalışan motorları gösterir bana. Örneğin ne demek istiyorum? B3 ayaklı bağlantılı bir motordur ve yatayda çalışır. Örneğin B5 kafadan flanşlı bir motordur. Yatayda çalışır. Örneğin V6 dikeyde çalışan ayak bağlantılı bir motordur. Örneğin V35 hem ayağı hem flanşı olan dikeyde çalışan bir motordur. Ayak ve flanş motorun montaj yerleridir. Eğer bu bir kayış kasnak çevirecekse, bir dişli çevirecekse, bu bir ayaklı bağlantı olabilir ama bir rediktöre girecekse, örneğin rediktörlerde daha çok kafadan flanş bağlantılı motorlar tercih edilir. Bu tamamen motorun inşa yapı tarzını bana anlatmaktadır. İzolasyon sınıfı bu önemsediğim bir konu. Motorların sargıları ve kullanılan izolasyon malzemelerini dayanıklıkları ısıya göre sınıflandırılmış ve bu ayrım harflerle ifade edilmiştir. A'dan H'ye kadar A, E, B, F, H gibi
izolasyon sınıfları vardır. Bu motorun çalışma sıcaklığının, ortam sıcaklığının 40 santigrat derece olduğu düşünülerek motorun ulaşabileceği maksimum o izolasyondaki ısıyı bana gösterir. Bu izolasyon neyi kapsar? Bu izolasyon motor sargıları, ben ne demiştim size, bobinaj telleriyle sarılır. Üzerinde vernik lak tabakası vardır yalıtım için kullanılan ve motorları tekrar ben işte titrememesi için, teller titreyip birbirlerinin izolasyonunu bozmaması için, ses çıkartmaması için tekrar verniğe alırız demiştik. İşte bu bana o lakın, yani sargıların üzerindeki izolasyonu sağlayan lakın dayanabileceği sıcaklığı gösterir. Örneğin eğer benim içeride kullandığım bobinaj tellerimin izolasyon sınıfı A sınıfıysa motorum 100 santigrat dereceye kadar izolasyonu bozulmadan çalışır. 105 santigrat derecenin üstüne çıktığımızda ise motor sargılarında bozulmalar meydana gelir. Çalışma süresine göre motor yalıtımı eriyerek içeride kısa devrelere veya elektriksel atlamalara yol açabilir. Örneğin H sınıfı bir izolasyon kullanıyorsam benim motorumun sargısı 165 santigrat dereceye kadar ısınabilir ve burada tehlikeli nokta 180 santigrat derecedir. 180 santigrat derecede de yapacaktır. Motor izolasyonlarında erime başlayacaktır ve bu demin de söylediğim gibi sargılar arasında atlamaya ve motorun yanmasına neden olacaktır. Şimdi elektrik motorlarının korunması diye bir ders notum var. O PDF'i indirip inceleyecek olursanız orada termistör motor korumadan bahsederiz. Termistörler motor içerisine yerleştirilen PTC ya da NTC'den oluşmuş elektronik elemanlardır. Bunlar dışarıda bir röleye çıkarılır. Röleye bağlanır ve röle termistörden aldığı ısı miktarına göre ısı artış tehlikeli noktaya geldiğinde örneğin motorun enerjisini kontaktör üzerinden keserek devre dışı bırakır. Orada tek termistörlü ya da çift termistörlü kullanabiliriz röleyi. Eğer tek termistörlü kullanıyorsanız H sınıfı, H izolasyon sınıfına sahip bir motor için termistör rölesi 165 santigrat dereceye geldiğinde motoru devreden çıkartacaktır. Eğer çift termistör gruplu bir röle kullanıyorsak orada da mesela termistörlerden bir grup 165 santigrat dereceye geldiğinde alarm verecektir. 180 santigrat dereceye gelindiyse motoru devreden çıkaracaktır. İzolasyon sınıfları çok önemli. Şunu da bilin, sizin bir motorunuz var elinizde. Bu motorunuzu bir şekilde yandı ve bobinajcıya gönderdiniz. Şimdi ben bazı bobinajcılara diyorum ki izolasyon sınıfı ne, kullandığım bobinaj telinin izolasyon sınıfı ne diyorum, hocam o ne diyorlar. İzolasyon sınıfı bobinaj tellerinde önemli. Eğer sizin oradan söktüğünüz motor örneğin F sınıfı bir izolasyona sahipse bunu bobinajcıya gönderdiniz. Bobinajcı elinde, şimdi telde stok tutmak çok mümkün değil. Düşündüğünüz zaman binlerce çapa sahip, farklı çapa sahip bobinaj telleri var. Şimdi bunun stoğunu tutamazsınız. Bobinaj tellerin de bakır olduğu için kilosu dünya para. O nedenle bobinajcılar hani hem çap tutacaksın hem çapın haricinde izolasyon sınıfında da stok tutacaksın. Bunu çok büyük bobinajcılar haricinde diğer bobinajcılar yapmaz. Siz 140 santigrat derecelik izolasyon sınıfına sahip motoru yandı diye bobinajcıya gönderdiniz. Bobinajcı elindeki tel A sınıfı izolasyon sınıfına sahip 100 santigrat derecelik bir tel size bu motoru A izolasyon sınıfına sahip bir telle sardı, geri gönderdi. Ve motorunuz bir önceki çalışmaya göre belki daha çabuk yanacaktır. O nedenle bu tip A sınıfı haricindeki İzolasyon sınıfına sahip motorları bobinajcıya gönderirken bu durumu da bobinajcıya bildirmenizde fayda var. Koruma sınıflarına gelelim. IP dediğimiz koruma sınıfları burada iki rakamdan oluşur. Birinci rakam katı cisimlere karşı, ikinci rakam sıvılara karşı bir koruma sağlar. Mesela IP55 deriz, IP65 deriz. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Şuradaki maddeleri birinci rakam, ikinci rakam hızlıca okuyayım. Katı maddelerdir birinci rakam. Koruması 0, 1, 50 mm'den büyük cisimlere karşı koruma. Bunun anlamı nedir? Eğer 1 ise IP'ninden sonra gelen sayının ilki 1 ise oraya el girmez. 2, 12 mm'den büyük cisimlere karşı koruma. Eğer IP'nin ilk harfi 2 ise oraya parmağı sokamazsın. 3, 2,5 mm'den büyük cisimlere karşı koruma. Bu da eğer IP'nin ilk harfi 3 ise oraya tornavida sokamazsın. IP4 ise eğer 1 mm'den büyük cisimlere karşı koruma, oraya tel falan sokamazsın. 5 katı cisim zaten sokamazsın dışarıdan. Bu toza karşı korunmuştur. Yani içerisine toz da almaz. Mesela elektrik motorlarında IP55'tir. Yani ne demek? Motorun içerisine toz girmez anlamındadır. Ve 6 ise IP'de ilk harf 6 ise toza karşı tam korumadır.
Örneğin bu da marangoz atölyelerinde ya da işte demir cevheri çıkaran işletmelerde motorun IP60'la başlayan bir şey olmasında fayda vardır. Çünkü toz içerisinde kalsa da motor içerisinde toz almayacaktır. İkinci rakam sıvılara karşı korumadır. Sıfır korumasız. Bir, dikey olarak gelen sulara karşı koruma. İki, dikeyden 15 dereceye kadar açıyla gelen sulara. Üç, 60 dereceye kadar açıyla gelen sulara. 4 tüm yönlerden gelen sıçrayan sulara, 5 tüm yönlerden gelen fışkıran sulara, 6 tüm yönlerden gelen güçlü su fışkırmasına karşı, 7 geçici süreyle 1 metreye kadar suyun içine daldırdığınızda bu içine su almaz diyor, 8 ise sürekli suya daldırmaya karşı koruma. Mesela havuzlarda kullanılan aydınlatmaların IP'sinin 8 olması lazım. Ya da dalgıç motorların IP'sinin ikinci rakamının 8 olması lazım gibi. Bunun haricinde mesela sigortalarda da vardır IP koruma. Veya diğer elektronik aksamlarda da vardır IP koruma. Mesela sigortalardaki IP korumanın 2 ile başlaması lazım. Ya da 3 ile başlaması lazım. Çünkü bunun klemensleri açık. Oraya tornavida sokuyorsunuz. IP 4'ten yukarı olursa bunun anlamı oraya tornavida sokamazsınız ama orada tornavida deliğini görüyorsunuz. Bir bağlantı klemensi var. O nedenden dolayı mesela elektronik cihazlarda IP değerleri düşüktür. Ama motorlarda, elektrik motorlarında IP değerleri daha yüksektir. İçerisine toz almaz ya da sağdan soldan sağda çalıştığı için fışkıran gelen sulara karşı daha dayanıklıdır. Soğutma şekilleri var. Soğutma şekilleri de motorun içerisinde hava serbest dolaşım yapacak mı? İşte özel bir soğuma sistemi var mı? Soğutma sistemi var mı? Bunların bahsedildiği bir bilgi. Bunun üstüne çok fazla durmayacağım. Standart gövde büyüklüklerinden bahsedelim. Aseco motorları yerden mil eksenine olan haş yüksekliğine göre standartlaştırılmıştır. Haş yüksekliği aynı zamanda gövde büyüklüğünü verir. Gövdelerin diğer ölçüleri farklılıklar gösterebilir. Ayrıca gövdeler uzunluklarına göre LMS olarak da isimlendirilir. Şimdi yapı büyüklüğü deriz veya gövde büyüklüğü deriz 56 veya deriz ki 200. Bunun anlamı şu: motor mil ekseninin gövdenin aşağı bitimine olan mesafesidir. H ve H'ye göre isimlendirilir. Milimetre cinsinden. Bakın şu şekilde fareyi görüyor musunuz bilmiyorum. Motorun gövdesi ayaklarının aslında yere bastığı yerle gövdenin yere dokunduğu temas bittiği yer temas ettiği nokta aynı konumdadır. Mil ekseninden, motor mil ekseninden yere kadar yani gövdenin aşağı noktasına kadar olan mesafe bana gövdenin yapı büyüklüğünü verir. H burada gösterilmiş H harfiyle bana gövdenin yapı büyüklüğünü verir. Milimetre cinsindendir. Bu örneğin 56, 63, 71 gibi gider. Burada tablo halinde verilmiştir. Burada şöyle bir şey var. Gövde büyüklükleri illa bir gücü göstermez. Ne demek istiyorum bir gücü göstermez? Örneğin yapı büyüklüğü 56 olan bir motorun, statorun içerisine siz 0.18 kW'dan şu anda emin değilim ama belki 0.75 kW'a kadar 5-6 çeşit güç sarabilirsiniz. Her güç için farklı yapı büyüklüğü kullanılmaz. Neden de bu işin bir standartlaştırılması gerekli. Çünkü ben bunu makine konstrüksiyonunda kullanıyorum ve çok fazla yapı büyüklüğüne sahip motor bana konstrüksiyonda sıkıntı çıkarır. Çünkü bu işin bir standartlaştırılması lazım. Onun haricinde de örneğin motor imalatçılarının her motor gücü için kendi stoklarında bir boş stator bulundurması gerekir. Boş gövde bulundurması gerekir. Bu da stok açısından çok büyük sıkıntıdır. Örneğin demin de dediğim gibi yapı büyüklüğü 90 olan yani mil ekseniyle alt gövde arasındaki mesafe 90 mm olan bir gövde içerisine belki birçok sayı da güçte motor sarılıyordur. Bir de motorların kısa, orta ve uzun olma durumları var. Motor gövdelerinin. Bu da önemli. Ne demek istiyorum? Örneğin bir motoru siz kısa sardığınızda gövde büyüklüğü 90 olabilir. Bir motoru siz uzun sardığınızda gövde büyüklüğü düşebilir. 80 olabilir. Bir yerde çalışan bir motorunuz var. O motoru gücü artık size yetmiyor. Gücü büyütmeniz lazım ama bir sonraki güç yapı büyüklüğü de değişiyor. Yani şu anda kataloğa bakmadan söylüyorum. Örneğin 55 kW'lık motorunuz var. 55 kW'lık motor yerine siz tuttunuz 70 kW'lık motor koymak zorunda kaldınız. Ama 55'ten 70'e geçtiğinizde motorun yapı büyüklüğü de örneğin 90'dan 112'ye geçiyor ya da 90'dan 100'e geçiyor. Bu sefer makinenin konstrüksiyonuna ek işlemler yapmanız lazım. Yeni kaynak yapmalı noktaları oluşturmanız lazım gibi gibi gibi. Burada şöyle bir şey düşünülebilir. Motor gücünü büyüttüğümde eğer yapı büyüklüğü büyüyorsa motor gövdesini long seçersem belki aynı yapı büyüklüğüne motoru
oturtturabilirim. Özellikle kafadan flanşlı bağlantılarda bu düşünülebilir. Çünkü motor gövde büyüklüğü arttığında flanşlar karşılıklı gelmeyecektir delikler. Bu sefer oraya sizin ekstra bir aparat yapmanız çok büyük sıkıntıdır. Ama dediğim gibi motor gücünü büyüttünüz, yapı büyüklüğü büyüdüğünde motorun boyunu, eğer motorunuz S veya L ise uzun seçmeniz belki aynı yapı büyüklüğüne daha büyük güçleri sığdırmanız açısından size faydalı olabilir bu bilgi. Evet çocuklar, elektrik motorlarını, elektrik makinelerini anlattığım video burada bitti. Önce ne yaptık? Manyetizme ile başladık. Doğru akım motorlarını ve alternatif akım motorlarını anlattıktan sonra burada ekstra bilgiler verdik. Bundan sonraki videomuz temel kumanda teknikleriyle devam edecek.